Merhaba oyunseverler, yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Bu 4-3-3'ü aslında Mart ayına güncel olarak hazırladım ama arkadaşlarımız o kadar çok rica etti ki işte yeni 4-3-3 var mı, yeni 4-3-3 var mı diye. Şubat ayının 4-3-3'leri gayet verimli aslında ama arkadaşlarımız inatla isteyince ben de kırmadım. Mart ayında başka bir 4-3-3 var zaten, onu sunacağım. En azından bu taktiği de gönül rahatlıkla kullanabilecekleri bir taktik arkadaşlar. Şimdi taktiğimiz, bakalım rakip neyle gelmiş, biz ne yapmışız bir görelim. Sonra taktiği sizlere sunayım ve kimlere nasıl kullanmalıyız bunu da gösterin. Bu arada Kevin De Bruyne, Naci'nin golü geldi. Güzel. Arkadaşlar ikinci lig seviyesindeki, yani düşük paraların olduğu liglerde Naci ünü var. Sizin derdinize derman olacak bir oyuncu. Kesinlikle tavsiye ederim, alın. Gelişimi güzel. İlerlemesi güzel, her şey güzel. Bu arada böyle kilitlendi kaldı. Evet arkadaşlar, maalesef Osimhen de burada hata veriyor. Direkt sonuca gidiyorum. 2-0 aldık arkadaşlar. Size maçı izletecektim ama maalesef sürekli attığı için direkt maçı sonlandırmak durumunda kaldım. Gibi. Geldik burada. Evet, rakibimiz 59'da kırmızı kart yemiş. Kevin De Bruyne'nin golüyle, Naci ve Kevin'in golleriyle 4-3-3 taktiğimizde rakip 4-5-1 gelmiş. Kırmızı kart etkilemiş olabilir, bir şey diyemem ama zaten güncel olarak sunacağım bir taktikti arkadaşlar. Şimdi burada taktiğin içerisine gitmeden önce şurada önemli olan ayrıntı. Burada şöyle bir göstereyim ilk önce gol sayısını. 11 maçta 8 gol, 10 maçta 9 gol, 4 maçta 2 gol, 2 asist. Biri daha vardı. 7 maçta 5 gol. Yani burada demek istediğim olay şu. Arkadaşlar, forvetiniz bitirici olacak. Birinci seçenek taktiği kullanırken. İkinci seçenek orta sahanız, yani ofansif orta sahanız. Görüyorsunuz 1 gol 1 asist yaptı. Daha bugün aldım. Ondan önceki satıldı mı bir bakalım. Şurayı geç. Ondan önceki Osum satıldığını bakayım. 4 maçta 1 asist yapmış. Bu muydu hatırlamadım ama yani bir de şunu kullandık galiba. Onda asisti kötü. Sürekli alsat yapıyoruz. Burada ofansif orta sahamız güzel olmalı arkadaşlar. Bak birinci şey görüyorsunuz, gol ortalama 11 maç 8 gol, 10 maç 9 gol, 4 maç 2 gol, 2 asist, öbürü de 7 maçta 5 gol. Forvet bitirici olacak. Burada birinci şey bu. Atamıyorsa abi alsat. Hemen sat onu. İsme bakma. Kalitesine hemen alsat. Atmıyorsa bir forvet diretmeyin. İkinci seçeneği, ikinci burada önemli olan unsur ofansif orta sahamız. De Bruyne güzel başladı. Zaten Bruno Fernandes de, De Bruyne cidden bir de Mason Mount, galiba Mason Mount diye okunuyor. Üçü os olarak gayet güzel, verimli. Ne zaman oynattıysam Kai Havertz biraz yanıltıyor ama cidden bunlar çok aşırı verimli arkadaşlar. Bunları tavsiye ederim. Şimdi burada dizilimimiz belli. Geldik şöyle güçlerine bakalım. Defansı düşük olan, yani normalde aslında Naci, görüyorsunuz Naci ünü var. Sol kanat forvet. Sol açık forvet diye geçiyor daha doğrusu adı burada. Sağ açık forvet işte Barcelona transfer olan, neydi çocuğun adı? Yusuf Demir. Aynen. Şu an River Plate'de bu, onu da vermişler. İnşallah kariyeri güzel olur, biçimlenir. Burada ranklarına bakınca arkadaşlar defansı düşük olanı ortaya koyduk. Sağa sola da önce kendi mevkileri varsa kendi mevkilerini, yoksa da sağa sola defansı daha yüksek olanları koyduk. Kanat forvetlerimizi oturttuk arkadaşlar. Ofansif orta sahamızı koyduk. Sonra şöyle geldik. İki yönlü orta saha, sağa sola arkadaşlar, iki yönlü orta saha. İki yönlü orta saha elinizde yoksa defansif orta sahayı orada kullanabilirsiniz. Ya da şöyle bende olduğu gibi sağ kanat, sol kanat oyuncunuz varsa onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Defansif orta sahayı orada kullanınca şöyle göstereyim. Defansif orta sahayı orada kullanınca Kamara geldi. 10 maç 2 gol 6 asiste yapabiliyor. Haberiniz olsun. Yani sağ kanat, sol kanat gibi algılıyorsunuz ama orada tabii normal dediğimiz gibi aslında iki yönlü orta sahada orada kanat gibi dursa da defansif orta sahada güzel iş yapıyor arkadaşlar. Kendiniz de gördünüz. En azından bende yapıyor. Bilmiyorum sizde yapar mı yapmaz mı? Çünkü bazen öyle sonuçlar alıyorum ki yani şaşırıyorum, ağzıma çıkılıyor.
Şimdi burada içeriye gidecek olursak arkadaşlar, bu arada güncellemeyle OSM telefonda gayet güzel olmuş. Ona da tebrik ederim arkadaşlar. Kanatları kullanacağız. Mevkilerimiz sabit. Özel arkadaşlarım için yine söylüyorum. 4-3-3A mevkiler sabit. Alan markajı şimdi 4-5-1 geldiği için offside tuzağı kapalı. Diğer tüm taktiklerde offside tuzağı açık arkadaşlar. Kaleyi görünce vur. Yani 4-5-1, 4-2-3-1 ya da 4-3-3, 4-4-2 kaleyi görünce vur oynayan arkadaşlara offside'ı kapatıyoruz. Diğer tüm taktiklere neyle gelirse gelsin offside'ı açıyoruz arkadaşlar. Formasyonumuz ona göre, bilginiz olsun. Bunu da kaçırmayın. Yeşil hakem de çok agresif. Mavi hakem de çok agresif. Sarı hakem de agresif. Öbür diğer tüm hakemlerde de normal şekilde mücadelemizi edeceğiz arkadaşlar. Eğer çok kritik bir maçınızsa turuncu hakemde agresif oynayabilirsiniz. Kırmızı kart yeme olasılığınız %30. Bak yiyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Uyarmadı demeyin. Görüyorsunuz şimdi burada asıl can alıcı noktalardan biri baskımız. Baskı, emin olun, bir oyunun ana, ha tabii ki şu 3 baskı, stil, tempo önemli ama burada emin olun en can alıcı yer baskı. Baskınızı güzel ayarlarsanız gerisi zaten otomatikman kuracağınız şekilde uyumlu oluyor arkadaşlar. 54-53 civarı kullanacağız bunu. Şöyle 53 yapalım. Orijinal benim kullandığım gibi alalım. 53'ü aldık arkadaşlar. Geldik buraya. Ofansımız 73 ve neydi onun adı? Tempomuzda yüksek hızla paslaşma arkadaşlar. 67-66. 67 iyidir. 66-67. Ben orijinalde 67 kullandım. Ayarladım şöyle. Hay Allah'ım yarabbim. Parmağımı kaldırınca ne bir birim düşünüyor tartına. Bu şekilde formasyonumuzu ayarlayacağız arkadaşlar. Burası dediğim gibi önemli. Özellikle şurayı kaçırmayın. Kaleyi görünce vur taktikleri gelince adam offside kapalı olacak ki gördüğünüz 4-5-1'dir rakibim. Diğer tüm rakiplerde offside tuzağımız açık. 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3, memle kaleyi görünce vur. Harici kontratak olsun, uzun top olsun, paslı oyun, kanatları kullan, yapan tüm taktiklere bu taktiği kullanacaksınız arkadaşlar. Bunu mutlaka offside'ınız açık olmalı. Verimi gayet iyi. Kapatabilirsiniz de ama ben açık olunca gayet verim aldım. Sadece kale rakibe bilgi analisti atıp da onun taktiğini görürseniz ona göre de takımınızı ayarlarsınız arkadaşlar. İlk 11'de en yaşlı oyuncu, ilk 11'in en yaşlı oyuncusu Kevin De Bruyne. 30 yaşında görüyorsunuz. Kaptanlığı ona verdik. Penaltıcı, hücumu en yüksek forvetimize baktık. Bir oyuncuya iki yetki vermem lazım. Üçüncüyü verirsem, yani görev vermem lazım yetki derken. Vermem lazım. Üçüncüyü verirsem maalesef oyuncunun kafası karışıyor ve verimi düştüğü için. O yüzden serbest atışı da yine burada hücumu yüksek olan Naci'ye verdim. Ve kornerleri de hücumu en yüksek, orta sahası en yüksek oyuncu Kevin De Bruyne'e verdik. O da gayet güzel şekilde bizi aldırdı, galibiyette taşlandırdı arkadaşlar. Burada güzel gidiyoruz. Şöyle takıma bakalım. Kadro değerlerimize bakalım. 180 milyona çıkarmışız değerimizi. Manisa bu arada ikinci, tebrik ederim Manisa'yı. 48 milyonla bu ligde ikinci, helal olsun. Vallahi diyecek bir şey yok. 4-5-1'i sağlam demek ki. 4-5-1, 4-2-3-1, 1 mağlubiyetimiz var. Onu da zaten oyuna girmemiştik. Kübra'sızdan almıştık. Evet, hatırladım seni. Dönüşü muhteşem olacak o maçın. Dört gözle bekliyorum. Şimdi bu taktiği arkadaşlar kimlere yapacağız? Bu taktiği arkadaşlar ev sahibiyken, eşit olduğumuzda, anlattığım tüm rakiplere uygun şekilde kullanırsanız yapın. Rakip sizden 2 rank, 1 rank, 2 rank üstün. Yine anlattığım şekillere uygun olarak. Bak, kaleyi görünce burada offside kapalı, diğerinde açık. Buraya dikkat edin. Uyarak 2 ranka kadar, 3 ranka kadar üstün rakibe, forvetleriniz güzel, bitiricisi arkadaşlar, özellikle bak vurguladığım yerleri mutlaka beyninize yazın. Memnun olduğunuz 4-3-3 varsa bir kere buna geçmeyin. Yani arkadaşlar şöyle bir şey, hani garanti varken neden fantaziye geçiyorsunuz? Benim taktiklerimi her zaman arkasındayım. Taktiklerimi aşırı memnunum. Yani
verim aldığınız taktikleri sürekli geliştirmeye çalışın. Eyvallah ama patlarsa da ondan sonra yeni bir taktik ara. Yani patlamıyor. 10 maçta 10 galibiyet almışsın. Fantezi yaptı, bunu niye kullanasın mesela? Ben anlamıyorum harbiden. Mesela arkadaşım bir yazmış. Abi senin şu taktiklerin çok güzel. Verim alın. Buna geçtim. Yerildim. Bu taktik çöp. Ya kardeşim, öbürünü sunan da benim, bunda. Ya madem 11'de 11 yaptıysa neden buna geçtin? Aa keşke geçmeseydim. Geçme. Ben kimseye zorla taktik kullandırmıyorum. Verimini aldığım tüm taktikleri sizlere sunuyorum arkadaşlar. Evet. Rakipten üstünüz fark etmiyor. Sınır yok. Üstünüz neyle gelirse gelsin uygun şartları da bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Deplasmandayız arkadaşlar. Rakibimiz bize ofansif geliyor. Eşitiz, bunu kullanma. Kullanmanı istemiyorum. 4-5-1, 5-3-2, yani defansif olan taktiği kullan. Bunu deplasmanda eşitken kullanma. Bunu deplasmanda düşükken kullanma. Bunu rakibinden üstünken, rakibin botsa gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. Rakibinden üstünken derken 5 rank, 6 rank üstü artık. Bak 5 rank, iyi dinleyin. 5 rank, 6 rank üstünde bu taktiği kullanabilirsiniz. Zaten diğerleri için tüm taktikler var arkadaşlar. Yeni 4-3-3'ümüz bu. Şubat güncel olarak maalesef kaldı. Bunu Mart'ta yayınlayacağız ama Mart'a güzel bir 4-3-3 daha var. B'de var, A'da var. İnşallah onlar da sizlere verim vermeye devam edecek arkadaşlar. PUBG videolarımız, montaj videolarım geliyor arkadaşlar. Lütfen destek olun. İzleyin, like atın. 2-3 dakikalık video. Bana değer veren tüm kardeşlerimi bekliyorum. Sizlerin sayesinde önerilerine düşecek ve yeni arkadaşlarımız bizi gördükçe gelecek. İnşallah kanalımız yine sizlerin sayesinde, sizlerin katkısıyla ait olduğu yere, zirveye doğru bir gün gidecek. Şu an yola çıktık. İnşallah bir gün zirveden herkese bakacağız. Beni izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için, bana değer verdiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Burada son olarak şöyle forvetlerimize bakalım. 10 maç 9 gol. 11 maç 8 gol. 2 asistler söyleyeyim mi? Hadi gol rakamı 7 maç 5 gol. Yusuf'ta 4 maç 2 gol 2 asist verimi gayet iyi. Kamara burada defansif orta saha olmasına rağmen 2 gol 6 asist, gördüğünüz gibi. Bu kardeşimiz ikinci yarı sürekli oyuna giriyor maalesef. Bugün de Mario'yu oynattık. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki destekliyorsunuz cidden. Mesela bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Mevki muhabbetini çok ediyorsun. Mesela bak Roberts'ına basalım. Görevi sol bek. Ben onu sağ bekte kullanıyorum ve gördüğünüz gibi 2 maç 2 asist. Kendinize dikkat edin.